geçici koruma statüsü düzenlenmediği için çok rahatlıkla kendi ulusal hukukumuzla ne diyeceğiz Suriyelilere? Siz buraya geldiğinizde biz size geçici sığınma verdik. Evet. Peki bu geçici sığınma niçin verdik? Suriye'de savaş devam ettiği için. Şimdi Suriye'de savaş bitti mi? Bitti. O zaman ne yaparsınız? Geri dönüyorsunuz. Nasıl dönecekler Ümit Bey? Ha, birkaç gün önce, birkaç hafta önce, bir hafta önce Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Dedi ki, şeyden dedi, Şam'dan dedi, Türkiye'ye dedi göç var. Ama dedi bu göç ekonomik nedenli bir göç. Bunlara dedi geçici sığınma statüsü vermeyeceğiz, sınır dışı edeceğiz. Bu nedir biliyor musunuz? Artık Suriye'de iç savaşın bittiğini kabul etmektir. Tamam. Peki. Suriye'de geçen hafta da genel af ilan edildi. Herkes geri gelsin dedi. Peki bunu söyleyince ne oluyor? Mesela Suriyeli gence diyorsun ki. Bir dakika, önce ben şunu bir sorayım. Ümit Bey, mesela Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara bir çalışma var mı? Gider misin diye sorulduğunda gitmeye gönüllüler mi? Şimdi Murat Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama, her geçen sene gitmek isteyenlerin sayısı azalıyor ve 2020 itibariyle %74'ü geri dönmek istemiyor. 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 Peki bunları nasıl yollayacaksınız? Şöyle yollayacağız efendim. Biz söyleyeyim size. Önce Suriye'ye gideceğiz. Suriye rejimiyle Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma var. Birleşmiş Milletler'e bildirildi. Bu anlaşmaya göre her Suriyeli hangi köyden, hangi ilçeden, hangi ilden gelmişse oraya dönme hakkına sahip. Bu Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmiş ve yayınlanmış olan anlaşmaya göre bu insanlar geri dönecekler. Ama bir, geri döndükleri zaman bu insanlara yönelik ayrımcı ve insan haklarına aykırı bir uygulamanın gerçekleşmemesi için 5 sene süresince Türkiye'nin, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler çatısı altında gözlemci yapısı oluşturacağı bir yapıyı önereceğiz. İki, ondan sonra Türkiye'de kayıtsız olarak bulunanları, bunları zaten bulunmalarının hukuki izni yok. Bunları bulduğumuz yerde polis muhalefetiyle alacağız ve sınırdan Suriye yetkililerine teslim edeceğiz. İşte bütün mesele o zaten Ümit Bey. İki. Yani oradan polis muhalefetiyle alıp sınıra götürüp bırakmak Gürkan Bey, insanlık Gürkan dramı olmayacak mı? Gürkan Bey bakın, bana ne yapacağımı sordunuz. Ben de yapacağımı anlatıyorum. Ben ne yapacağımızı anlatıyorum Zafer Partisi olarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Gürkan Hacır'ın insancıl duygularıyla yönetmeye kalkarsak devlet parçalanır. Ve siz kendi çocuğunuzla birlikte Bulgaristan'a geçmeye çalışırsınız. Onun için efendim, Türkiye'de eğer bir kişi hukuksuz bulunuyorsa, nasıl Amerika'da hukuksuz bulunan sınır dışı ediliyorsa, Almanya'da hukuksuz bulunan sınır dışı ediliyorsa ve bu Almanya'yı faşist, Amerika'yı nasyonel sosyalist veya Finlandiya'yı ırkçı yapmıyorsa, Türkiye'yi de ırkçı yapmaz kardeşim. Bu her devletin yapma hakkına sahip olduğu bir eylemdir. Kaçak olarak Türkiye'de bulunamazsınız. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bir, bu aynı şey Afganlar için de geçerli. Afganistan'a, Afganlara Afganistan'da yardım edelim. Mesela şimdi şu eleştiriliyor, ya niye Afganistan'a şey yolluyoruz, yardım trenleri yolluyoruz. Bence yapılan tek doğru iş bu noktada. Afganistan'da yardım et ki buraya gelmesinler. Ve iki, ondan sonra burada kayıtlı olan, yani bir hukuk çerçevesinde bulunanlara gelecek sıra. Onlara da diyeceğiz ki artık bir sene son gidiyorsunuz, vatanınıza dönüyorsunuz. Turist olarak gelin bundan sonra buraya.
Ha, bazıları diyecek ki o zaman. Bakın ben bunu konuştuğum için. Abi ben gidince diyecek, beni askere alıyorlar. Onun için gitmek istemiyorum. Biz de diyeceğiz ki güzel, sen oraya gitmeyip askere gitmek istemiyorsun. Çünkü askere gitmek istemiyorsun. Ama yıllardan beri Türk askeri senin geri dönebilmen ve ülkenin toprak bütünlüğü için hayatını Suriye'de verdi. Sen oraya gittin, evlendin, eşini aldın, Türkiye'ye geldin. Evlilik çağındaki Türk çocuğu Suriye'de Elbap'ta şehit oldu. Yeter artık. Onun için askere mi gideceksin kardeşim? Git, artık orada iç savaş yok. Askerliğini de yaparsın, devlet memurluğunu da yaparsın, ticaretini de yaparsın. Bu bizi ilgilendirmez. Ve ondan sonra başlayacağız. Sınıra yakın illerden başlayacağız geri döndürmeye. Bunun için de nasıl bir bürokratik süreç tasarlayacağımızı biliyoruz. Çünkü yazılı hale getirdik. Bunları bazı yerlerde belediyelerle işbirliği yapacağız. Ama önce sosyal yardımları azaltacağız. Sonra keseceğiz. Sağlık yardımlarını durduracağız. Bugün hastanelerde biliyorsunuz bedava tedavi oluyorlar. Bunları ücretli hale getireceğiz. Bugün ilacı bedava alıyorlar. İlacı ücretli hale getireceğiz. Ve bütün bunların hepsini de 365 gün içinde yaparız. Peki. Çünkü Türk devlet yetkilileriyle, bürokratlarla da konuştuk. Dediler ki biz bunu 3 ayda da bitirebiliriz. Ama biz uluslararası zeminin doğru oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bir. İki, bu insanlar giderken Türkiye'nin dostları olarak gitsinler ülkelerine. Çünkü dostluklarımız, nasıl komşuluğumuz gelecek yüzler, yüzyıllarda da sürecek. Ticaret yapmaya, gitmeye, gelmeye devam edeceğiz. Burada biz onları misafir ettik ama artık misafirlik bitti. Herkes kendi vatanında yaşamaya devam edecek. Ümit Bey, son iki soru. Bir, dünyada bir benzer örneği var mı? Böyle kitlesel olarak geri gönderme örneği var mı? Yani... Evet, Pakistan, Afganistan'da var. Ha. Pakistan'dan, Afganistan'dan Pakistan'a 6,5 milyon insan gelmişti. Bunun 4,5 milyondan fazlası geri döndü. Bütün yaptığı zorla mı döndürüldü? Hayır, geri döndüler. Yani Pakistan devleti de bunu şekillendirdi. Tamam. İkincisi, Birleşmiş Milletler gözetiminde Afrika'da 1,5 milyon insan yine ülkesine geri döndü. Ha, bakın Gürkan Bey, şunu da söyleyeyim. Ya bunlar oldu da, hiç olmasaydı bile dünyada şimdiye kadar böyle bir şey, biz bunu yapmak zorundaydık. O zaman bizimki ilk olurdu ama bizimki ilk olmayacak. Peki. Soruda ben ekleyeyim. Tabii, buyurun. Şöyle bir şey var Sayın Özda. Yani Suriyelilerin hepsini göndereceğiz diyorsunuz ve stratejinizi açıkladınız. Suriyelilerin pozisyonunda, yani aynı statüde olan 70 binde Türk soylu vatandaş var. Ahıska Türk'ü, Uygur Türk'ü, Türk bunlar, Türk soylu.